Bölüm 14. Ziyaretçi. Şehrin kapısında yaşlı bir çoban yanındaki genç çırağıyla bir kayanın üzerine oturur. Bir yandan büyük koyun sürüsünü gözler, bir yandan da mekanik el hareketleriyle pazarda sattığı süveter ve çorapları örermiş. Bir gün bir ziyaretçi gelmiş. Şehrin kapısında içeri alınmayı bekleyen erkeklerin yanında sıraya girmiş. Ama adam tereddütte görünüyormuş. Çobana yaklaşıp sormuş. Söyle bana yaşlı adam, bu şehri tavsiye eder misin? Buraya yerleşip küçük bir iş kurmayı düşünüyorum. Ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim? Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı? Diye sormuş çoban. Ah demiş adam, hepsi yalancı, dolandırıcı, hırsız. Bu yüzden yeni bir yer arıyorum. Beni sürekli hayal kırıklığına uğratmalarından bıktım. Ne yazık ki yabancı, bu şehrin insanları da aynı. En iyisi sen yoluna devam et, demiş yaşlı çoban. Yaklaşık bir hafta sonra başka bir ziyaretçi şehir kapısındaki kabul sırasından çıkıp yaşlı çobanın yanına gitmiş. Söyle bana yaşlı adam, bu şehri tavsiye eder misin? Yerleşip küçük bir iş kurmayı düşünüyorum ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim? Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı? Diye sormuş çoban. Buna çok üzülüyorum işte, demiş adam. Dünyanın hiçbir yerinde o kadar sevgi dolu, güvenilir ve cömert bir çevre bulamam. Bir hafta önce komşularımdan zor ayrıldım ve onları şimdiden özledim. Eh, şanslısın yabancı, bu şehrin insanları da aynı, demiş yaşlı çoban. İki konuşmayı da duyan çırağı yaşlı adama sormuş. Neden bu adamlara farklı cevaplar verdin? Şehrin insanları ile ilgili fikrin bir hafta içinde tamamen değişmiş olamaz ki. Hayır oğlum. Bu adamların her birine kendilerinin yaşayacakları gerçeği söyledim. Dünya içimizde taşıdığımız korkuların aynasıdır. Mesaj: dünya senin aynandır. Çevren ve onu algılama biçimin ruh halinin bir aynasıdır. Kimileri güzel insiva merkezlerinde Ağustos böceklerinin sesinin meditasyonlarını bozduğunu düşünüp rahatsız olurken, kimileri de şehirdeki parklarda arabaların seslerinden ve çevreden rahatsız olmadan huzur bulurlar. Dışarıda gördüğün güzellik içinde taşıdığın güzelliktir. Güzel haber şu ki bu durum iki taraflıdır. Bilinçli bir şekilde dışarıdaki huzuru fark etmeye çalış. İç huzuruna kavuştuğunu göreceksin. Başkalarında iyiyi ve güzelliği görmeye çalış. Kalbin çiçek gibi açılacaktır. Bugün sadece etrafındaki güzellikleri fark ederek dünyayı daha iyi bir yer yapmaya başlayabilirsin. Seyir defteri, serbest yazı. Alarmı kur ve 15 dakika boyunca durmadan, yargılamadan, yazdıklarını tekrar okumadan veya silmeden yaz. Bırak kelimeler kontrol eden, sürekli değerlendirmeler yapan zihninden değil, elinden ve kaleminden aksın. Çevren, gördüğün yerler ve insanlar hakkında yaz. Şu anda yaşadığın yer, yatağın, şehrin, kasaban, köyün, hayatın içinde karşılaştığın ve ilişki kurduğun insanlarla ilgili deneyimlerini tarif et. 15 dakika bittiğinde, daha önce değil, yazdıklarını tekrar oku ve sana özellikle dokunan 5 cümleyi seçip altlarını çiz. Bunlar sadece sende derinden etki uyandıran cümleler olsun. Yine içindeki eleştirmene izin verme. Bu cümleler iç dünyanı ne ölçüde tarif edebiliyor? Alıştırma. Teşekkür kutusu yap. Bir şey için minnet duyduğunda bunu küçük bir kağıda yaz ve kağıdı katla. Sonra notu bir kutuya koy. Notların aldığın bir hediye, bir arkadaşınla geçirdiğin güzel bir an, muhteşem bir gün ışığı veya bir sıkıntıyı, kazayı atlattığın için olabilir. Ya da eşin, sevgilin, çocukları parka götürdüğünde kendi kendine geçirdiğin sessiz bir akşamüstü için. Kalbine dokunan her şeyle ilgili olabilir. Kendin için yaptıklarına duyduğun minnet hakkında da notlar almayı unutma. Yıl sonunda kutuyu açıp topladığın bütün bu pırıltılı anları okuyabilirsin. Eski bir kumbara da bu iş için kullanılabilir. Böylece birikime başka bir anlam katmış olursun. Çünkü burada başka bir geçer akçe biriktiriyoruz. Büyü ve güzellik. Alıntı.
Kendini sevinçle kendi kapında, kendi aynanda karşıladığın gün gelecek. Ve her biri diğerini selamlayarak gülecek. Ve diyecek ki, otur bir şeyler ye. Bir zamanlar sen olan o yabancıyı yeniden seveceksin. Hafız.